Şu başlıkla devam edelim. Adaylık meselesini konuştuk. Dikkat çeken bir gelişme vardı. AK Parti ve MHP kanadından da eleştiriyle karşılandı bu gelişme. CHP heyeti Kuzey Irak'ta Barzani ile bir araya geldi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı Başkanlığında bir heyet. Kuzey Irak'a çalışma ziyaretinde bulundu. Mesut Barzani ile bir araya gelen heyet, Bölgesel Yönetimin Başbakanı, Mesrur Barzani ile de görüştüler Oğuz Kağan Salıcı'nın bu görüşmeyle ilgili açıklaması şu şekilde Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı konuşuyoruz Komşularımızla diyalog kanallarının açık tutulması için Orta Doğu'da suların durulması için CHP olarak üzerimize düşen her türlü yapıcı katkıyı sunacağız diyor Şimdi buna tepki AK Parti kanadından Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi Sosyal medya hesabında hayat çok garip kimileri çok yüzsüz Kimileri 200'dü CHP Barzani ile görüşerek ilişkileri geliştirme sözü vermiş iyi yapmış ancak Barzani ile resmi görüşmemiz sonrası küfreden seçim kampanyasında fotoğraflarımızı paylaşıp olmadık hakaret eden alçaklar utanır mı şimdi diye yazdı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçından da konuyla ilgili değerlendirme gördük meşru hükümet iş başında ve meselelere hakimken. Alternatif dış politika oluşturma çabası yüksek milli çıkarları baltalama anlamına gelir diyor Semih Yalçın ve şöyle ifade ediyor. Okyanus ötesinden tembihli dış politika çıkışı diyerek belli ki CHP'ye Joe Biden tarafından Türkiye'de gölge kabine kurulması ve harekete geçilmesi talimatı verilmiş. CHP'nin başı da hemen rolleri dağıtmış diyor eleştiriler bu şekilde. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay da şunu söylüyor. Kuzey Irak Kürt bölgesi yönetimi realitedir. Bunda mahsur yoktur. Görüşmede orta merkezi yönetimin bayrağı da var. Kürt yönetimiyle e, Türkiye'de resmi görüşme yapıldığında ve ağırlandığında e, ağırlandıysa CHP'nin görüşmemesi yanlış olurdu açıklaması var. Ne ifade ediyor Sayın Cevizoğlu bu görüşme? Bu sert eleştiriler bakımından da değerlendirecek olursak. CHP'nin bu adımı alternatif bir dış politika oluşturma çabası mıdır acaba? Şimdi tabii önemli bir konu ona cevap vermeden ver. Reklam arasında medik gitti, yüzünü yıkadı. Bir fenalaştın mı? Bir şey oldu mu? Geçmiş olsun. Hayırdır. Ben tahmin ettim futbolla ilgili mi? <laughs> evet, evet. Başaklar. Maç skoru değil mi? Bildiği takımı 6 gol 6 gol yedini duyunca yemin ediyorum kötü oldum yani. Niye gülüyorsun peki? Ya sinirde. <gülüyor> <gülüyor> Yarın düzüne gol yenir mi ya? Vallahi geçmiş olsun diyelim üzüldük. Sizin değil mi Trabzon? işte akıl, or oraya da bir akıl çemberi lazım. Akıl yok, çember yok. Haftaya davet eder belki başak hanım. Yani şimdi, akılsızca <laughs> bir top oynandı ya. Üzüldük ya, gerçekten. Türkiye'nin hani, hep siyasetin, hep siyaset hep siyasetini konuşuyoruz ya. E, futbolda, sporda bir siyaset, onun da siyaseti var. Şimdi şu karşı olduğumuz bazı noktaları söyleyelim ya. Yani insanlar para kazansın, hak eden hak ettiği parayı kazansın. ...namusuyla... da İslami dille söylersek helalinden kazansın. Normal söylersek e, vergisini ödeyerek kazansın. Yani hak ederek kazansın. Ya ama bu nedir? Yani şimdi Kusura bakmasın da, hani futbol severler ya Hulki Efendi spordan da mı anlıyor Ya biz spor tarafına bakmıyoruz. Ya bir kazansa da bu takımın teknik direktörü kazansa da kaybetse de yılda 32 milyon TL almak ne demektir ya? Ee, i̇nternette gördük az önce. Yani insanlar Hollanda tek, yani eğer futbolun kuralı dünyada buysa evrensel kuralları varsa o zaman hani bilimsel olarak yapmamız gereken ne? Kıyaslama, karşılaştırma yapacağız. İnsanlar yapıyor. Bize 6-1 yenen Hollanda takımının teknik direktörü Şenol Güneş'in 5'te 1'i kadar mı ne maaş alıyor? Ya, yani hele milli takım hocalığının bir onuru vardır. Zaten kendi çalıştırdığınız takımların teknik direktörü olarak dünyanın parasını alıyorsunuz. Milli takım olunca farklı. Bu paraya 32 milyon TL'yi yıllık aldığınız zaman bunun hakkını vermek zorundasınız. Yani bazen ne yaparsanız yapın kazanamayabilirsiniz ama kardeşim... Bu takımı bu hale getirmek, milli takımı bu böyle yapmak ve bu, üzerine 32 milyon TL almak ve ayrıca hadi gitsin dediğiniz zaman öyle sözleşmeler yapılıyor ki bir de üstüne başarısız insana mecburen tazminat ödüyorsunuz ya. Yani bu, bu nasıl bir şey? Bunun da düzelmesi lazım. Biz şimdi hep parti politikasını konuşuyoruz ama Türkiye'nin sorunlarından biri bu. Asgari ücretle geçinemeyen insanlar varken tamam futbol bir sanayi haline gelmiştir, taraftarı vardır, başka gelirleri vardır. Çok şey söyleyebiliriz ama 32 milyon TL diye yazıyor insanlar ya bu 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 şikayetimizi Burki de söyleyelim. Be, bu bu, bu takım 6 aydır top oynamıyor. 6 aydır. 6 aydır top oynamıyor. Yani Se, senin alanına Al girdim kusura Al bakma. Avrupa kupası elemelerinden başladı. Niye oynanıyor? Sonra hazırlık maçları, sonra Avrupa Şampiyonası'nda oynadığımız maçlar zar zor bir gol, sıfır puan çektim. Belli takım yani bir sistematiğinde bir tuhaflık var. En son Karadağ'la beraber kalmışsın. 2-2 kendi evinde. Karadağ'ın bütün toplu, topçularını topla Onların ekonomi değeri Hakan Çalanoğlunun yarısı kadar. Bir kişinin yarısı kadar. Yarısı kadar. Yani hepsini topla Hakan Çalaoğlan'ın değerinin yarısı. Şimdi bak, fiyatının yarısı kadar. Biz hani parti politikaları konuşuyoruz şey ya, ya oraya da bağlayalım. Şimdi toplumsal baskı olabilir. Seçmen bizi bize kızar oy vermez diye partilerin genel başkanları bu tür konulara giremiyorlar biliyor musun? Ya her konuya giriyorsunuz. Mesela şimdi Hanım'ın sordu ne? Barzani'ye gidip Kürt Kürdistan bölgesi denen, orada bölge deniyor ama Kürdistan'ı kurdu adamlar orada Irak'ta. Barzani de başında devlet başkanı. Şimdi oraya kadar gidebiliyorsunuz, her konuyu konuşuyorsunuz da ya bu futbol konusu da çok önemli, spor konusu çok önemli. Atatürk de bu konularda açıklamalar yapıyordu mesela. Bu konuda ne diyorsunuz? Ya seçmen korkusuyla, toplum baskısıyla bu ciddi bir konuya bu kadar işsiz insan var diyorsunuz. Ya bir kişinin bu kadar da başarısız olan, ya önceki de başarısı oluyordu. Yani benim kişilerle sorunum yok. Başarısı olan kim olursa olsun git diyorsunuz. Giderken üstüne ödül gibi para veriyorsun Bu milletin parası diyoruz. federasyon açıklama yapıyor. Diyor ki efendim bu şeydir. E, özel sektör. Ya ama bir hakkaniyet diye de bir kamuoyu var. Şikayetimi de söyleyeyim. Şimdi gelelim sorunuza. Buyurun. Evet. E, Oğuz Kağan Salıcı'nın başkanlığındaki bir CHP heyetinin gidip Barzani'de konuşması enteresan. Evet, uluslararası ilişkiler olur, olabilir ama şimdi şu saate kadar e, yani çok işimiz, gücümüz var. E, her şeyi takip etmeye çalışıyoruz ama gözümüzden kaçmış olabilir. Onun için sizlerden yardım rica ediyorum. Evet. Mesela Oğuz Kağan Salıcı ve heyetinin veya genel başkanı olan Kemal Bey'in bu konuda ayrıntılı bir açıklamasını ben duymadım. Gözümden kaçtıysa lütfen siz destek olun. Var mı? Ne konuştular? Amaç neydi? E, toplantıda Dışişleri Bakanlığından bir yetkili bulundu mu? E, başka sorular da soracağım ama en azından bu üç soru konusunda CHP'den bir açıklama var mı? Ben e, görmedim. Sadece Kaan Salıcı'nın benim okuduğum ifadeleri var. Detaylı bir yani, açıklama. Yani Bu o e, usulen protokol açıklaması. Şimdi bir parti, Ana Muhalefet Partisi'nin heyeti, evet gitsin konuşsun tamam herkesle konuşsun. E, demokrasi var, işte demokrasi orada. Ama bu uluslararası bir durum. Siz hükümet değilsiniz. Ayrıca e, orada eleştirilen çok noktalar var. Bir tanesi şu, e, sözde Kürt bölgesi, tabii orada sözde demiyorlar resmi de bütün dünya Kürt bölgesi diyor. Türkiye'de de tepki olmasın diye söylenmiyor Adamlar Irak Kürdistanı'nı kurmuşlar. Irak Kürdistanı. Ayıp olmasın, tepki olmasın, şu olmasın diye. Irak Kürt bölgesi. Ne demek Irak Kürt bölgesi? Başkanı olan, bayrağı olan bir yer Kürt bölgesi. Irak Kürdistanı'nı kurmuşlar. Barzani de, baba Barzani de, oğlu Mesut Barzani de bu uğurda mücadele etmiş Kurd'la. Şimdi siz bunun ayağına gidiyorsunuz. Politikada ortada buluşmak sizin yanınıza birisinin gelmesi veya tam tersine sizin ötekinin ayağına gitmesi. Bakın ayak önemlidir. El sembol olarak farklı bir şey, ayak farklı. Siz onun ayağına gidiyorsunuz. Niye gidiyorsunuz? Mesela ne görüştünüz? Ve bunu toplumdan niye saklıyorsunuz? Yani topluma açıklama yapmamanızı gerektiren ne var ki yapmıyorsunuz? Her konuda her şeyi söylüyorsunuz. Gençlere şunu vereceğim. Patates fiyatı bu olacak. İşte şu Fatih Sultan Mehmet'e benziyor. Değil mi? İttifak üyeleri de açıklama yapmıyor. Şimdi CHP'nin yapacağı her siyasi etkinlik ve İyi Parti'nin yapacağı her siyasi etkinlik ve Millet İttifakı içindeki partilerin yer alan ve yer alması beklenen partilerin yapacağı her siyasi etkinlik her, herkesi birbirini bağlar. Artık ittifak içindeler, müttefikler bunlar. Çünkü toplumun önüne bunlar bir cumhurbaşkanı adayı çıkaracak, biz biriz, adayımız bu diyecekler. Peki İyi Partiden de bir açıklama bekliyoruz. Ya CHP e, Kemal Bey için Cihan Paçacı açıklama yapıyor ve tekil konuşuyor diye. Şimdi mesela İyi Parti yönetimi CHP tekil bir yurtdışı politikası uyguluyor de, der mi? Demesi gerekmez mi? Yani tekil konuşuyor Kemal Bey dediler. Bize danıştı mı, bize mi sordun dediler? Peki İyi Partinin yöneticisi olsak biz, benim müttefikimsin sen? Bana sordun mu Barzani'ye giderken değil mi? Ötekilerin de sorması lazım. Peki ne konuştunuz? Hangi, bir de hangi sıfatla? Ne konuştunuz önemli? Hangi sıfatla konuştunuz? Yani bir ülkenin ana muhalefet partisinin temsilcisi olarak gittiniz konuştunuz mu? O zaman bunun kapsamı nedir? Yani dünyada bu tür ülkeler arasındaki bir oranın devlet başkanıyla bir ülkenin parti heyetinin görüşmesi ne anlama geliyor? Arkada bir başka eleştiri var. Türk bayrağı yoktu deniyor. Doğru, Türk bayrağı niye yoktu? Yani hani resmi görüşmelerde sen hep yuvarlak masadan söz ettin bu gece ama hani uzun bir masanın etrafında olunca masa üstünde masa bayrakları oluyor değil mi karşılıklı. Öyle bir şey de yok. Hani yanınızdaki sehpaya da Türk bayrağı konmamış veya CHP'nin bayrağı konmamış arkaya veya sehpanın üzerine bırakın Türk bayrağını. CHP'nin bayrağı yok. Yani siz orada biraz kusura bakmasınlar ya her şeyi söylüyoruz diye doğruyu söylüyoruz ama doğru dostların canını acıtabilir. Yani birer sığınmacı olarak gitmişsiniz gibi bir görüntü var ya. Mülteci olarak hani Afgan göçmenler, düzensiz göç, Suriye'den düzensiz göç diyoruz ya sanki bu heyet sığınmacı olarak bazen eteğinin dibine gitmiş gibi. Kardeşim bizi yanlışlayın. Yanlış konuştuğumuzu söyleyin. Yarın çıkın deyin ki ya dün akşam CNN'de böyle bir program vardı. Konuşmacılar, şunları söyledi. Öyle değildir. Bakın, doğrusu budur. Pat pat pat, açıklayın. Ya Sayın Östrak açıklasın. Bakın ne kadar sakin açıklamalar yapıyor Sayın Östrak. Takdir ediyorum. En ciddi konularda bile olağanüstü e, olağanüstü sakin. Yarın da sakin biçimde bir açıklama yapsın. Kamuoyuna borçları var bu açıklamayı yapmak için. Sa sana oy vereceğiz biz. Senin cumhurbaşkanı adayına oy vereceğiz. Sen şimdi hani yetkileri devredeceğim, kazanırsam diyorsun ya. Yetkide diyelim ki kazandın. Barzani ile, Kürt bölgesi ile ilişkin ne olacak? Suriye ile ilişkin ne olacak? Bunları bana söylemelisin. Sadece ben gençlere şunu vereceğim. İnternet bedava olacak. Gençlerin otomobilinden ilk otomobilinden ÖTV'ye almayacağım gibi açıklamalar. Bu uluslararası ilişkiler, Türkiye'yi bağlayan ilişkiler daha önemli. Bu konuda açıklama yapmanız gerekiyor. Mesela Kemal Bey, e, mutfakta poz vermeyi, video çekmeyi seviyor. Mesela yarın Kemal Bey'in e, Mutfakta e, hamur açarken oklava başında bir açıklamayı yapmasını bekliyoruz. Ne görüştünüz orayla? Şimdi bir de Kemal Bey'in e, onu sona bırakıyorum. Evet. Şimdi bizimkilerin bizim tarafın yani Türk tarafının diyelim CHP tarafının açıklamalarını az önce okudunuz çok kısır ve protokol şekli bir açıklama. Peki karşı taraf ne yapmış? Karşı tarafın yani Kürdistan bölgesinin haber ajansı Rudav var. Merkezi Erbil'de. Hı hı. O açıklama yapmış. Çok daha uzun bir açıklama. Ya biz Türkiye ile ilgili gerçekleri niye yabancılardan öğreniyoruz ki sürekli olarak? Hani siz iktidarı eleştiriyordunuz. Ya e, tencere kara senin dibin benden kara hikayesine mi gideceğiz? Şimdi bakın ne diyor? Erbil kaynaklı Rudav Ajansı. Onun bilgisine göre Oğuz Kağan Salıcı orada demiş ki, Türkiye'nin tarihsel değişimine değinmiş, demokrasi talebinin bölgenin değişimi için önemli bir faktör olacağını, dolayısıyla adalet ve ilerleme adına bölgede demokrasi yanlısı güçlerin dostane ilişkiler içinde olmasının önemli olduğunu dile getirmiş. Bunları Barzani'nin haber ajansı yazıyor. Peki ne demek bu? Bölgedeki demokrasi yanlısı güçler kim? Ne de Anlamadım ben. Ne demek bu? Yani demokrasi güçler ne demek? Kimi kastediyorsun? Bir parantez açıp konuşalım birlikte. Biz Oğuz Kağan Salıcı'dan evet konuşalım. Hep Anlaştım. birlikte konuşalım. Anlaştım. Şimdi e, Barzani, Barzani de demiş ki ajans ajans diyor ki Başkan Barzani diyor. Başkan Barzani de bölgedeki halkların kaderinin birbirine bağlı olduğunu söylemiş. Ya Bölgedeki halklar dediğin sen mesela Büyük Kürdistan mı kurmak istiyorsun? CHP bunun için mi görüştü? Hani dedik ya Büyük Ermenistan ve Büyük Kürdistan kurma projesi. Sevr Anlaşması'ndan beri Türkiye'nin başına dert oldu. Atatürk bunlarla mücadele etti. Atatürk'ün partisi ne düşünüyor acaba? Ne için gitti? Ona bakalım. Şunları da söyleyip özetleyeceğim. Ee, heyette bulunan insanların çoğunu ben tanımıyorum. Hani bazı bakanların adını halkın tanımaması gibi bilmemesi gibi. Ünal Çeviköz adını duyduk. Genel Başkan Başdanışmanı. CHP'lilere saygılarımı bir kere daha sunuyorum. CHP'lilerle hiçbir derdimiz yok. CHP yönetimine bütün eleştirilerim bugüne kadar yaptığım. Şimdi CHP kongresinde CHP'lilerin oy vermediği Ünal Çeviköz, Kemal Kılıçdaroğlu tarafından baş danışman verdi. Hani hep diyorlar ya seçilmişlerle atanmışlar. Ya seçilemeyen kişiye atayarak baş danışman yaptınız ve ona yetkiyle yurt dışına gönderiyorsun. Başka kim var? Parti meclisi üyesi Nevaf Bilek evet. hiç duymadım adını Profesör Doktor Mehmet Hasan Eken ve Enver Ömür Polat varmış heyette. Şimdi toplumun tanımadığı bu CHP'li insanlar herhalde değerli insanlardır. Ne konuştular? Bunların e, Ünal Çeviköz'ü biliyoruz. Eski büyükelçi bilir bu işleri. Evet. E, diyor ki haberde heyet Erbil'de Kürdistan bakın Kürdistan, Kürt bölgesi demiyor Kürdistan diyor. Kürdistan Yurtseverler Birliği KYB, Goran hareketi temsilcileri ve Ezidi inanç önderleriyle görüşecek diyor bu önceki haberde. Heyet daha sonra Kerkük'te Irak Türkmen Cephesini ziyaret edecek. Mesela Irak Türkmen Cephesini ziyaret ettiniz ve orada ne konuştunuz? Bari onu açıklayın. Kürdistan Yurtseverler Birliği ile ne konuştunuz? Onu açıklayın. Hani bu şey gibi. Amerika Başkanı geliyor ya da heyetler geliyor. Burada muhalefet partileriyle görüşüyor. Onlara işte neler diyorsa artık çok tartışılıyor ya ülkemizde. Şimdi bu da ona benzemiş. Peki başka bir şey daha söyleyeyim çok uzatmadan. Şimdi Kemal Bey'in sözünü açıkladınız. Gençlere vaatlerini gençlerin diliyle konuşurken bunu fav yapın, atın diyor. Evet. Yani bunu favorilere alın, hafızaya alın mesajı beklet bekleyin diyor. Yani biz bak bunu gerçekleştireceğiz. Bizi takip edin diyor. Peki Kemal Bey'in bu Barzani konusunda daha önce attığı bir tweet var. Mesela evet. ben de onu buldum. Ben de fava ee, attım diyorsunuz. Ben fava atmadım da atılan <laughs> yerden buldum. Fava atılıp bekletilmiş bir tweet. Hani zamanı geldiği zaman yüzümüze vurun demek olmuş. istiyor hep ya bekletin dedi zaten. 20 Kasım 2013 sen de ben de fava attım. Siz de mi fava atmışsınız? Kopya çekmedin mi bir yerden? Şimdi diyor ki 2013 yılında Kemal Bey, ba, ba, ya hükümeti eleştirirken ben şimdi hükümeti savunmuyorum. Hükümeti eleştirirken sen aynısını niye yapıyorsun? Ozan senin ne farkın var? Onu anlatmaya çalışıyorum. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu, Barzani'nin ayağına gidildi. Sen gittin şimdi ayağına. Gönderdin heyetini. Dedim ya ayağa gitmek önemli. Elden ayaktan düşmek çok deyimlerimiz var. Barzani'nin ayağına gidildi. Şivan perver türkü söyledi. Gözyaşları sel oldu. Gezide ölen fidanlarımıza bir damla bile akmayan gözyaşları. Şimdi tweet'i bu. Ama bizim burada konumuzu ilgilendiren ilk bölüm. Barzani'nin ayağına gidildi diye eleştiriyor. Ya 2013. Sen matematikçisin ya 8 yıl mı geçmiş? Abi, 20 Kasım Şimdi, 2013. Evet. 8 yıl geçmiş. 8 yıl önce böyle demişsin. E şimdi Barzani'nin ayağına gitme ihtiyacı neden? Bu ihtiyaç yani bu yoğun bir ihtiyaç var. <laughs> Yapılan eleştiriler gibi hakikaten dışarıdan bir talimatla hani Batı diyor şey Biden diyordu ya muhalefeti güçlendireceğiz. Ya Atatürk'ün partisi Atatürk'ü örnek alacak. Atatürk diyor ki yabancıların fikirleriyle yani mealen söyleyeceğim. Yabancıların fikirleriyle başarıya ulaşmış kim vardır? Tarih böyle bir şey kaydetmemiştir diyor. Siz Biden'ın fikriyle gidiyorsanız eğer Atatürk'ün sözüne ihanet ediyorsunuz demektir. Atatürk yabancılardan akıl alarak bir iş olmayacağını söylüyor. Bunu AKP yaparsa da yanlış, CHP yaparsa da yanlış, kim yaparsa yaparsa yanlış. Ama ben Atatürk'ün partisiyim dediniz zaman ya Atatürk'ü her sabah ezberleyeceksin ilkelerini. Rozet takarak değil, ilkelerini ezberleyeceksin. Dış politika konusunda Atatürk ne demiş? İşte demiş Şenol Güneş e örneğini verdim. Spor konusunda ne demiş? Atatürk'ü içselleştirin, özümseyin, ona göre davranın. Atatürk Biden'ın emriyle ya da Atatürk o tarihte Amerika Başkanı e, Windrow Wilson'dı. Ondan talimat alarak hareket etmedi. Amerika Başkanı'nın ayağına gitmedi Atatürk mesela. Şimdi Atatürk'ün partisiyim diyen partinin Atatürk ne yaptıysa benzerini günümüzün koşullarında yapması lazım. Bu kadar söylüyorum. Barzani'nin ayağına gidilmiş, şunlar olmuş, bunlar olmuş. Evet. Peki.